Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Tuğrul. Bugün sizlerle birlikte +9 Keko yakışıklı itemi olan Mondial Cup yüzlü hükümet. Tabii Mondial'i ben uydurdum da bir cup buldum gençler. Şöyle yepyeni bir mod, daha yeni çıkmış bir mod. Efsane bir motor. Zaten kapı biliyorsunuz da ben nereye bakıyorum? Motor göremiyorum. Aynaları görebiliyorum. Ne kadar tuhaf. Neyse. İşte şimdi ben bir de buna hidrolik koydum gençler. Bakın. Bakın. Niye kalkmıyor la bu yön? Niye kalkmıyor? Fuck you! Görüyorsunuz değil mi? Efsane şeyler kurdum üstüne. Bakalım şöyle uçabiliyoruz falan, kaçabiliyoruz. Değişik şeyler yapabiliyoruz. Boom! Olmadı. Bakın şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi karşıdan bir araba gelse üstünden uçmayı deneyeceğim de. Olmuyor ya. Şöyle bak, şunun gibi böyle burnu biraz dik olacak. Uçacağız gideceğiz üstünden böyle. Bakalım bulursak öyle bir araba. Olmadı bu sefer. Bu sefer çok erken bastım heyecanla. Oh yeah! Gençler, motorun linkini dediğim gibi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Çok hoş bir motor aslında, hani birebir yapmışlar kapı. Ama yine de o kıyafet eksik, anlatabiliyor muyum? Hani böyle düşük don gezen, bir de bu motor çok yüksek, bu satılmaz. Kap dediğiniz yerle arasında 0-1 santim milimetrelerle kurtarılmış şey olacak böyle. Şurakadan geçemeyeceksin arkadaşım yani. O hidrolik ondan zaten. Şu basacağın enter anca öyle geçecek. Yoksa geçmeyecek. Kap dediğin böyle olur. Ben niye kaskımı çıkarım? Olmaz. Vallahi gitmem. Vallahi gaza basmam, adam olacaksın. Adam olacaksın, kaskını takacaksın. Tamam, özür dilerim. Selam abi. İşte buydu yapmak istediğim. İşte yapmak istediğim. Sensin what the fuck. İşte gidiyorum. Bir şey demek istedim. Yapamadım. Değişik bir şey olacaktı ya. Zaten indiğimde uçmadı motor. Neyse, deneriz bir daha. Şöyle birkaç kez daha şöyle arabalardan uçmayı deneyelim gençler. Motor çok güzel ya. İşte. Abi ya, yanlış tuşa basıp duruyorum ya. Kesin yanlış tuşa basıyorum zaten. Kesin. Hep öyle derler. Hep yanlış tuşa basılır zaten. Koşsan inmedi abi. Kardeşim, motoruma çarptın ya. Ezdin kaskosu, kim ödeyecek lan bu motor? Kim ödeyecek lan? İşte Türkiye'de bir tek bu shotgun abiler eksik gençler, farkındaysanız. Şu kaplı olanlarda her şey var aslında. Shotgun, kasksız gezen, şu şekil, bakın şu hareketi görmüşsünüzdür elbet. Sokağa çıkın bir bakın, sürekli bunu görüyorsunuz zaten. Yani en azından ben görüyorum. Bir de burası küçük şehir gençler. Polis falan hani o kadar sık gezmiyor buralarda. Yani trafik polisi falanlar filanlar abi, olmadı. Selam abi. Ama tamam, buna resmen bilerek kafa attım yani işte çöpçüye. Şöyle, aha kartal. Gördünüz mü? Kartal vardı. Neyse, önemli değil. Ben de Şahinza. Tamam, özür dilerim. Ya düşündüğüm şeyi yapamıyorum. Bütün tuşları aynı anda basamıyorum gençler. Mal oluyorum. Doğal olarak ben de mal olabiliyorum yani. Şimdi motor şöyle yanlayamıyor. Mesela şuralara şöyle giremezsiniz, açıktan almanız lazım. Çok iyi şoför olmanız falan lazım, böyle konuşamıyorum, kusura bakmayın. Efsane bir motor ama kesinlikle kullanmanızı. Bunun burada ne işi var? Ya birader, sen bizim abimizin arabasını çalıyorsun da olmuyor, yakışmıyor. Neyse, bize bulaşmasınlar. Bakın gençler, şuradaki kırmızıları görüyor musunuz? Onlar aslında benim bodyguardlarımdı. Bodyguard olarak indirdim onları. Ama adamlar bana böyle isyan ettiler, bir şeyler yaptılar. La sakin olun abi. Tamam abi, ben bir şey yapmadım. Sadece bir motorun üstüne zıpladık birader. Tamam, KB, benim bodyguardlarım falan değilmiş gençler onlar. Onlar düşündüğünüz kişiler değil. Sakın haritada her gördüğünüz kırmızı adama gitmeyin. Pek sonucu işte böyle iyi olmuyormuş. Ben masumiyetten gittim. Bir de şöyle motorla bir hız testi yapalım. FPS'ten kullanalım ama. Bakın şöyle görebiliyorsunuz gençler motoru. Aynı zamanda önüme de bakmaya çalışıyorum. Göstergeleri falan çalışıyor mu? Çalışıyor. Güzel yani, motoru göstergeler çalışıyor. Far göstergeleri falan çalışmıyor tabii ki doğal olarak. Ama hız göstergesinin çalışmasının güzel olmuş yani, beğendim. Şimdi böyle yapsam. Of, motorla çok feci altıma aldım. Çok feci. Ayıp olmasın, neyse bir şey olmaz. Şimdi gençler, FPS'ten de motor böyle şu şekilde bakacak olursak. Dağa taşa gelmişiz la biz. Selam abi. Şuradan şöyle bir uçalım. Tamam. Şu evin önüne park etmek istiyorum, ev çok hoşuma gitti. Ya beni buraya almıyorsunuz mu lan oğlum? Alın la beni be. Hadi la. Kapıya tırmanmaya çalışsan kedi gibi. Neyse. İşte öyle gençler, motorun modu da bu şekildeydi. Açıklamada şöyle şeyler, linklerini bulabilirsiniz. Adam görüyorsunuz o kadar profesyonel ki artık.
Motor çok hoş olmuş bence. Şöyle bir de FPS'ten bakalım. Wow. Şşt şşt lan. Bağırmayın lan. Oğlum bir şey yok lan. Bir şey yok, bir şey yok. Şşt, şşt, sus sus sus. Polisi falan aramayın ha. Polisi karıştırmayın bu işe ha. Şşt. Sus. Evet gençler, motor bu şekilde işte. Bir motor yerine veya bir bisiklet yerine koyabiliyorsunuz ama bisiklet yerine koyarsak pek hızlı gitmez diye ben sizin için motor yerine koydum. Ama bu modu muhtemelen silerim yani. Bunu pek beğenmedim ben motor olarak. Zaten kap da pek benim favori motorum olarak girmiyor. Yani köylü möylü olsa belki gideri var en azından da kaplar hoşuma gitmiyor benim. Tamam az yakar, çok kaçar falan filan ama yeter bu kadar. Bize gelmez kap. Biz CBRG'yiz. Biz neyiz? Biz Bad Boy'uz. Biz Tuğrulcan ekibindeyiz. Oha ne yaptım ben? Bayağı bir şey yaptım. Her neyse, daha fazla GTA modu için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğendiğiniz benim için çok önemli. Bugün aynı gün içerisinde 3. video çekişim. Yetiştirebilirsem üçünü de aynı anda atacağım. Belki de farklı günlerde izlersiniz, bilmiyorum. Evet. Farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Çekala. Hoşça kalıyorsunuz. Ve de bay bay yapıyorsunuz. Bak akrobatik hareketler de yapıyorum hani. Yapıyorum hani. Çakılın lan. Bay bay.